Başka bir söz programından hepinize merhaba. Bir ülkenin geleceği o ülke yönetenlerin vaatlerinde, sözlerinde değil çocuklarının hayallerindedir. Halk yoksulsa her şey değişir. Gelir diğer taşlar ona dayanır ve onu tutar orada. Onu çekerseniz vuh, vuh diye gider. Atatürk. Atatürk kilit taş. Misafir umduğunu değil bulduğunu yalan <laughs> ya. Esnemek, geri dönmek değil. Kadınlar dengeli olan ben. <laughs> Cesaret. Evrenin umurunda bile değil. Ben daha iyi bir dünya tahayyül edebiliyorum. Dört kişilik oyunu şimdi üç kişi <laughs> ben de size soru sorabilmek için kırk yıldır kilo oluyor. <laughs> yetecek kadar süremiz var. Aşkım. Geldin. <laughs> ya <de gülüyor> Ama yaşlıyız. Bulup şey, şey. görevimi yerine getiremem. Tabii abi. <laughs> Eski sözlü televizyonda daha mücel döner alacağız hocam? Buyurun oğlum. Eski ara sormuşlardı. Türkiye'nin milli karakteri nedir? Ben de küsmektir demiştim. Yani. Atasporu ya. trip atmış. Ama dikkat et sonra biliyorsun Nevşehir hikayesi evet, olmuş. Evet, Sen evet. böyle belediye bir örnek vermiştin Nevşehir. Bu ülkede Türkler aç kalmaz e, tespitimin en kaynağı. Biz biz tabii dayanıklıyız. Aslında. Başka cennetler <laughs> de var. Cennetin seviyeleri var en azından. <laughs> Sözcü televizyon ekranlarından başka bir söz programından hepinize merhaba. Siyaset ve gündem hiç olmadığı kadar hareketli. Belki de yakın tarihimizin en hareketli günlerinde olup biteni anlamaya çalışıyoruz. Bir haftalık gündemimizi bir yılda yaşayan Norveçli Şaşkın, biz Şaşkın acaba ne oluyor bu sorunun yanıtını her akşam olduğu gibi Sözcü televizyon ekranlarında arıyoruz ama bu kez çok kıymetli isimlerle ve başka bir yerden bakarak ...ekranlarda çok sık görmediğiniz, çok seçerek geldiğini bildiğim için ağırlamaktan dolayı da çok mutlu olduğum bir isim. Uluslararası İlişkiler ve politik psikoloji uzmanı Profesör Doktor Deniz Ülke Kaynak. Hoş geldiniz hocam, hoş merhaba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Seninle beraber olmak çok güzel. Ayrıca tabii ki Uğur'la da aynı şekilde ama <laughs> epeydir beraber olmamıştık evet, seninle. Çok sevindim ağırladığım için, çok teşekkürler tekrar. Uğur Batı bizim ilk konuğumuzdu, Uğurlu geldi ismi gibi... 150 programı geçtik Uğur. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Takip ediyorum. Harika oluyor. Çok, Çok teşekkürler. Sağ ol. Umarım küstürmedik seni. Şimdi böyle bir halim var ama. Gülme ve hayat küstürdü <laughs> bizi. Ya, yapayım. <laughs> <laughs> şey, dur. Açılışı <aklıma gülüyor> ben yapacağım. Şey yok mu? Benim son yıllarda duyduğum en muhteşem şey söylem şuydu. Bu göçmenler meselesi tartışırken Estonya Cumhurbaşkanı dedi ya hanımefendi, hmm. eğer uygun koşullar oluşursa 10 tane göçmeni almayı düşünebiliriz. <laughs> <laughs> böyle bir hayat mümkün mü? Orada yaşamak istiyorum. <laughs> evet yani onların hayatı öyle. Evet, biz 10 göçmen bizim için şu an geçti bile yani. Bir, biz konuşurken geçti 10 göçmen bizim sınırlardan. Hocam aslında sizi davet ettiğimizde ki çok da hani şey konu, son konulara karar verdiğimizde 4 gün önceydi. Konuştuğumuz konularla 4 günde aldığımız yol ve geldiğimiz yol, yol bambaşka oldu. Biz tabii ki başka bir şey konuşacağız. Başka bir söz burası ama biraz sondan da geriye gidelim. Esen Yurt'la başlayalım. Siz e, sosyal medyanızda çok güzel özetlemişsiniz ama bizim için de bir özetlemenizi rica ediyorum. Ben sözü şeyden bırakıyorum. şuursuzluk başka da bir şey değil <laughs> değilmişsiniz. Evet. Oradan yukarıya siz götürürseniz evet. sevinirim. E, yani bu Esen Yurt işini de tabii aslında son dönem yaşadığımız bu açılım tartışması Bahçeli evet. Erdoğan'ın grup toplantısındaki sözleriyle de okumak gerekiyor herhalde. Evet evet. Yani aslında tabii büyük bir puzzle'ın bir parçası yani Esen Yurt meselesi. Ben de sosyal medyada ne düşünülebilir, bütün insanlar ne, ne, ne açılardan bakıyor üzerinden bir alternatifler sıralamıştım. Mesela yani açılımdan yana olan, bir an önce çözüm sürecinin tamamlanması gerektiğini düşünen birisi bunu bir provokasyon olarak tanımlayabilir. Yani yargının içinde çatışma var, devletin içinde çatışma var, bir yerden başlatmaya çalışıyorlar, öbür yerden durduruyorlar gibi algılanabilir ya da e, tam tersi bir durum söz konusu olabilir. Mesela iktidar bloku böyle bir açılım, çözüm süreci gibi büyük bir yükü üzerine almışken ve Kürt siyasetini e, Kürt siyasetinin yükünü üzerine almışken bir anda böyle bir olayla CHP'yi e, en uç noktaya doğru Kürtlerle e, tekrar bir araya gelme ve esas yükü onun üzerine yükleme gibi bir noktaya da getirdi. Yani satrançta şimdi hani normal şartlarda Madem bu yükü aldınız CHP bundan faydalanabilirdi yani bunun üzerinden oynanabilir. Siyaset böyle bir şey zaten. E, fakat öyle bir noktaya getirdi ki bu sefer CHP en uç noktada PKK ile özdeşleştirilebilecek bir takım söylemlere konu oldu. İşte DEM Partisi ile ittifak halinde olduğu yeniden gündeme geldi ve bu taraf rahatladı. Açılım ve çözüm sürecinin psikolojik rahatlığıyla yürüyebilir. Yani bir rahatlama olabilir. Ya da bambaşka bir şey olabilir. Yani bütün dünyada da ciddi dönüşümler söz konusu. Ve özellikle açılım süreci içerisinde bir önceki açılımda yapılan bazı hatalar olmuştu. O hataların en önemli şeyde, özelliği de çok ciddi şekilde PKK'ya katılım oldu orada. Yani devlet kendisini acizmiş gibi konumlandırdı. Yani PKK başardı ve devleti masaya oturttu gibi algılandığı için olay çok terse döndü. Şimdi bu, bu hataları yeniden yapmak çok kolay değil ama buna karşı içeriden PKK ve, DEM ve HDP işte eski bütün Kürt siyaseti çizgisinde çok farklı merkezler de var. Tek merkez olmadığı için yani birilerinin provokasyon yapmasından endişelenip işte Esen Yurdu bir Van tipolojisinde değerlendirip sanki Van'a kayyum atar gibi oraya atıyor olabilirler. Devlet kontrolünde bir bölge oluşturmak için falan. Şimdi bunlar da bir alternatif ama açıkçası hani son nihai olarak kişisel daha mikro düzeyde bakarsak imam oldu. Ahmet Bey üzerinden Ekrem Bey'e uzanan bir e, şey bir soruşturma çizgisine geçiş yapabilir. Yani onunla özdeşleşirse hani vaktiyle demişti ya Hakan Fidan üzerinden Tayyip Erdoğan hedefleniyor diye. Ebu, e bu eee MİT'e doğru yürüdüğünde hı FETÖ hı. Şimdi aynı şekilde e, sanki Ahmet Bey üzerinden Ekrem Bey'i zorlayacak bir şey olabilir gibi. Sinan yani, Ateş'ten MHP'ye, Bahçeli'ye Bahçeli yürümek gibi. Bahçeli'ye gidiş gibi yani Hı -hı. daha mikro düzeyde bakarsanız bu. Ya da işte dediğim gibi tamamen şuursuzluk, plan yok, program <laughs> yok. Bu daha önceden başlatılmış bir soruşturmaydı zaten. Bakın zaten Ahmet Bey oraya Ahmet Hoca aday olduğunda CHP içinden de bayağı ciddi tepki oluşmuştu. Hı -hı. Yani ben hatırlıyorum sosyal medyada falan öyle şey olur mu böyle birisi nasıl CHP'nin adayı olur falan diye. CHP'nin ulusalcı kanadı tepki göstermişti o zaman. Şimdi sonuç olarak hakikaten bir satranç oynar gibi oynanıyor. Yani biz de kenardan izliyoruz yani ne olabilir ne olmayabilir. Burada ben hep şunu söylüyorum. Yani ben sosyal medyada bütün alternatifleri değerlendirmeye çalışıyorum. Bunlar benim şahsi fikrim değil. Hı hı. Ne olabilir? Yani karşı taraf ne düşünebilir? Bilmediğimiz bir taraf nasıl algılayabilir? Çünkü hep bir takım alternatifleri yazıyorum. Hı hı. şahsi fikrimden dışında bir sürü alternatif. ve Siz devam edin diyorum. Altta hiç aklıma gelmeyen bazı şeyler de açılımlar da geliyor. Yok o dil böyle de denilebiliyor. Çünkü hakikaten bir fenomen, bir olay var ve bir sürü değerlendirme yapmak söz konusu. Ama şimdi bu çözüm meselesini hatta birkaç psikiyatrist arkadaşla falan da görüşerek yaptım. Böyle kitlesel bir travmaya dönüştü bu. Herkes açısından. Evet, yani uzun zaten. süren bir çatışma ve şey döngüsü. Yani bir, birilerinde bir aşağılanmış olma hissiyatı var. Kürt tarafı kendini dışlanmış, aşağılanmış ve ezilmiş hissediyor. Öyledir ya da değildir bundan bahsetmiyorum ama hissiyat olarak burası böyle. Türk tarafı bu tolayın, Türk tarafı dediğimde Kürtlerin dışındaki herkesi kapsıyor. Yani kendini Türk olarak tanımlayan Çerkez'e, Abaz'ı, Türk, Hı -hı. herkes yani de Kürtler de. Yani içinde Türk olarak kendisini tanımlayan, çünkü vatandaşlık çerçevesinde kalan Kürtler de aynı şeyi düşünüyor. Onların bakış açısıyla da yani siz ne istiyorsunuz? Daha sizin yüzünüzden yaşam standartımız düşüyor. Çoluğumuz, çocuğumuz ölüyor. Ya yani ne istiyorsunuz? Falan noktasında bir bıkmışlık var bu tarafta da. Hı hı. Ve aynı zamanda da bir muhafaza etme gayreti. Yani bu ülkeyi savunma, muhafaza etme, bölünmez bütünlüğünü sağlama e, tehdit algılıyor bu tarafta. Yani olay psikolojik aslında ve karşılıklı uzun sürdüğü için de kitleselleşmiş bir travma döngüsü var. Bunu kırmak için de ...attığımız her adımı psikologlara, psikiyatrlara danışarak yapmak zorundayız. Bilmedikleri için daha da beter hale getiriyorlar. Çözeceğiz, yani travmayı çözeceğiz diye söylenen şeylerin kendisi bir travmaya dönüştü. Tabii. Yani özellikle Bahçeli'nin Öcalan'ı meclise çağıralım şeyi... ...hani bu ölümü gösterip sıtmaya razı etmek mi? Biraz öyle gibi oluyor yani çünkü olacak iş değil. Yani evet. üzerin. ben mesela bundan önceki akil heyet Marmara bölgesindeydim. O zaman da bizi en çok rahatsız eden şey... İşte o dönemde çok öncü roller üstlenen Hilal Kaplan falan gibi bir takım isimler vardı. Onlar işte Bici Serok, Apo, Sarı Kırmızı, Yeşil, Eyalet tartışılsın, Türk bayrağının adı değilsin falan gibi tweetler atıyorlardı. Böyle olduğu için sokağa çıkamaz hale gelmiştik. Yani o en uçtaki söylemler aslında olayı kitleyen söylemler. Böyle bir şey yok. Devlet Bahçeli bence devlet beyin dışında herhangi biri de bu söylemi kullanamazdı. Yani Hı -hı. o en uç noktayı gösterdi. Şimdi aşağıdan pazarlığa başlanacak. Ev hapsine mi çıkar? Umut hakkından faydalanır mı? Tabii ki bence meclise gelemez yani. Hı hı. Gelirse çok büyük bir hata olur zaten. Çok büyük bir hata olabilir. Yani ev hapsine çıkmasını bile topluma nasıl kabul ettirecekler onu bilmiyorum ama o belli bir noktaya gelmiş durumda yani bir çözüm ve Türkiye'nin genel anlamda bir tehdit altında olduğunun ve öcalanın bir şekilde kullanılabileceğinin düşünmesi yani o biraz bir sakinlik sağlayabilir ama. Onun dışında o artık bir çatışmanın ve bir travmanın sembolü olmuş durumda. Evet. Çok zor onun üzerinden oyun kurmak. Ama başka da Türkiye'nin elinde de koz yok. Yani hakikaten e, bir şekilde devreye sokacaklar gibi görünüyor. Uğur sen bir iletişimci olarak ve karar bilim uzmanı olarak şimdi alınan kararlara yani eğer gerçekten şuursuzluk değil de bir plan, bir projeksiyon, bir hamle sonucu alındıysa bunlar tabii o başka bir şey ama sen bir karar bilim uzmanı olarak şu son sadece iki hafta yaşadıklarımızı ve hani bu açılım Kürt meselesi vesaire buradan yürüyen tartışmayı nasıl değerlendiriyorsun? Bir kere hani işin yönetiliş şekli, kullanılan söylem bunlara baktığında ne görüyorsun? bir kere kafamız gittikçe karışıyor. Zaten çok karışığız bu arada. Yani ben Hı. aslında gerçekten yıllardır dünyanın en zor ülkelerinden birinde yaşıyoruz. Çünkü açıkçası normları belli olmayan, gündemin çok hızlı değiştiği, e, tartışmaların hep çok boyutlu ilerlediği. Şimdi hocanın attığı tweette de gerçekten bir sürü alternatif sıralamış. Bundan olabilir demiş. Belki sıralamadığınız bir alternatif bile olabilir. Zaten tabii size ki, toparlamak doğru. için demişsiniz ki yani belki de şuursuzluktur. belki de öyle, belki de öylesine olmuştur demişsiniz. Herkesin çok akıllı olduğu varsa onunla hareket ediyorum. Yani akılla gidilecek şeyler o. Bir de akılsızlık var tabii evet. işin içinde. O da olabilir. Hocam ben hep şu çerçeveden bakıyorum oluyor. Yani dünyanın başka bir evresine girdik artık. Yani Hı. mesela 2000'li yılları konuştuğumuzda başka bir şey konuşuyorduk. 1990'larda bu tartışmayı yapıyor olsaydık başka bir şey konuşuyorduk. Daha öncesinde başka bir şeydi. Zaman çok hızlandı. Zamanın maliyeti devasa bir boyuta ulaştı artık. Bakın dünyada bir anlamda belki bütün dünyanın o bilgi felsefesini, epistemolojisini değiştirecek ticaret savaşları çok baskın bir şekilde ilerliyor. E, teknolojide, bilimde e, oldukça sıçrayan ülkeler, Çin'in bütün dünyada e, dominant etkisine giderek baskın hale gelmesi ki şunu da unutuyoruz Çin'in dünyada en çok tehdit ettiği ülkelerden biri Türkiye çünkü üretim bandı olarak onun onlarla yakın olduğumuz işte tekstil başta olmak üzere demir çelik gibi bazı alanlar var ki onlar ciddi tehdit altında şu an. Zaten hani Türkiye yıllardır işte ekonomide kur, faiz, enflasyon sarmalı içerisinde ana eksenlerinden biri katma değerli ekonomiyi oluşturamamasıydı neredeyse tüm sektörlerde. biz bunca meselenin arasında dünya merkez ülkeler, kıta Avrupası başta olmak üzere bambaşka şeyleri konuşup bambaşka bir ilerleme yolundayken ya da bunların yüzde birlik bir tartışma kısmını kendi iç politikalarında yapıyorken ama diğer tarafta ilerliyorken bizim bu tartışmaların içerisine Boğulup kalmamız, sıkışıp kalmamız gerçekten çok üzücü. Zamanın maliyeti açısından çok üzücü. Bir daha bu zamanı yakalayamayacağız. Yani belki 20 yıl önce bir çaba gösterip bir adım atma şansımız vardı. Ama şu an teknolojide, refahta, özgürlükte, demokraside, etkileşimde, katılımcılıkta bizden daha iyi pozisyonda olan ülkeler bir çaba gösteriyor, üç ilerliyor. Biz üç çaba gösterip ancak bir ilerleyebiliyoruz. Her alanda bu arada yani. Başta ekonomi, sosyo-kültürel, sosyo-politik sosyo unsurlar olmak üzere. O yüzden bizim tartışmalarımızın zemini hiçbir zaman zaten sağlıklı görünmüyor. Mesela geçen haftaya kadar, bu açıklamaya kadar uzun zamandır hem bu işin uzmanlarının gündemindeydi ama bizim gündemimizde, halkın gündeminde baskın olarak olan bir konu değildi. Hani şey gibi, beş yıl sonra tekrar gündeme geliyormuş hı hı. gibi. Yani o ajanların ne kadar hızlı değiştiğini hiç takip edemediğimiz için bazen lokal bir şiddet olayına... E, ...odaklanıyoruz. Bu kadına... ...insana ya da... Hı hı. Ya biz daha yeni varlığa, doğanın ağrını falan konuşuyorduk evet, evet, 10 işte, gün önce. Evet. Zaman zaman... ...adaleti meselesi üzerine konuşuyoruz. Zaman zaman... Zaten bu arada Türkiye dış politika... ...açısından her daim... ...yeni pozisyonlar almak zorunda olan zorlu koşullarda... ...bir ülke. Bir taraftan... ...oradaki bütün ihtimaller... ...riskler, tehditler, fırsatlar devam ederken... ...muhtemelen bir hafta sonra... ...bunu da tartışmayacağız. Hocam başka bir şey gelecek... Bunu bir yere park edeceğiz. Mesela iki sene sonra belki tekrar gelmek üzere park edeceğiz. Bence tartışmanın zemininin nerede olduğunu bilmememiz birinci en önemli risk. Gerçekten bu tartışma niye yapılıyor? Bunu masaya koyuyorum. Ya yani bu işin en iyilerinden biri Deniz Hoca yanımızda. O da ancak bir dolu opsiyonla bir oyun teorisi gibi senaryolarla ortaya koyabiliyor. İkinci mesele, biz karar biliminde hep deriz çok seçenek, hiç seçenektir diye. <laughs> hı hı. Gerçekten bu kadar çok tartışma'nın gündemin veya o spesifik gündemin kendi içerisinde birçok seçeneği barındırması, e, ya insanın kafasını falan yakar, bulandırır. Bizim kafamız yanıyor. Yani evet. e, 12 yaşındaki kızım her e, okuldan geldiğinde kendi aralarında tartışıyorlar. Mesela şu tür tartışmalar geçiyor. İsrail bize saldıracak mı? 12 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Şimdi mesela e, bu çok zorlayıcı bir şey. Ona cevap vermek zorunda kalıyorsun. Yani e, hayır kızım bu böyle bir durum, bakın cevabını bilmiyorum. Yani birkaç yüksek lisans doktoru yapsam bile bu konunun cevabını bilmediğim için. Hı hı. Bence dünyada kimse bilmediği için. Bunun çocuklar üzerinde, gençler üzerindeki olağanüstü yıkıcı olabilecek etkisi. Hı hı. Biz hocamla geçen hafta içerisinde bir gezi dedik, çok da güzel paylaşımlar yaptık. Onunla bağlayayım, sözü size devredeyim. Şey dedim, e, yani... Gündelik tartışmalara baktığımda sosyal medyaya baktığımda beni en çok endişelendiren şeylerden biri bizim umut duygumuza, hı hı. umutlu olmamıza ilişkin çok ciddi bir saldırı var diye düşündüğümü söylemiştim. Çünkü görüyorsunuz bu vaka her türlü vaka olabilir yani hı hı. siyasi bir tartışma olabilir bunun gibi ya da adli bir, bir şiddet olayı şey olabilir, olay olabilir adli olay olabilir. Bir anda sosyal medyanın başta Twitter olmak üzere unsurlarında binlerce belki yüz binlerce paylaşımın aynı saat içerisinde yapıldığını görüyorsunuz. Hı hı. E, ee, bütün bu televizyon programlarındaki özellikle gece o platform programlarında tartışılan tartışmanın boyutuna baktığımızda kendi içerisinde sonsuz bir sarmal asla da bitmiyor. Kimsenin o tartışmalardan sağlıkla çıkmasının imkanı yok. Tartışmaların kend tartışmacının kendisi de dahil olmak üzere. Bu bizim umut duygumuzu gün be gün tüketiyor. Önümüzdeki en büyük sorunlardan biri bu. Çünkü umutlu olmayan bir insanın çocuk, genç ya da yetişkin öğrenmesi, Yaratıcı verimli olması, geleceğe hazırlanması, bir hayat umut etmesi, bir sonraki adıma geçmesinin imkanı yok. Yani ben sana sorsam Cansel desem ki bir ay sonra kıyamet kopacağım. Ne yapacaksın diye sorsam ne yapacaksın İngilizce mi öğrenmeye gideceksin, Almanca mı öğrenmeye gideceksin? Muhtemelen elinde iki tane opsiyon var. Herhalde bir tanesinde var olan paranı harcamaya çalışırsın, eğlenirsin diyeceğim ki bu bilgi herkeste varsa para da işe yaramaz bu arada. İbadet edebilirsin mesela teknik olarak bir sonraki anı hazır olayım diye intikadına göre. Neredeyse durumumuz bu. Hı hı. O yüzden şu umut duygusunu koruma belki hani programın ileri safhasında söyleyemem. Burayı bir söyleyeyim. Hı hı. Her ne olursa olsun ne tartışıyorsak tartışalım çocuklarımızdan başlayarak umutlu olmamız gerektiğini, bir sonraki adım için hazır olmamız, gelişmemizi öğrenmemiz gerektiğini anlatıyor olmamız hı hı. lazım. Hocam aslında hani siz de hep gençlerle berabersiniz üniversitedeki görevinizden dolayı. Yani belki bu umut ve umutsuzluk orada gençlerin üzerinde nasıl bir etkisi var onu söylersiniz ama şunu da muhakkak sormak isterim. Aslında farklı şeyler yaşıyor gibi gözüksek de hani sizin biliminiz açısından baktığımızda güvenlik mi özgürlük mü sorusu <laughs> her şeye uyarlayabildiğimiz bir şablon olarak duruyor ve burada da yani ya politik aktörler bu tercihi bilerek önümüze getiriyor bizi hizalamak için ve bir tarafa çekmek için ama şu anda da aslında Türkiye'nin önüne getirilen şey şu son bütün tartışmalarda ya güvenlik ya özgürlük. İkisinden birini seçmek zorunda mıyız yoksa bu hani politik psikoloji açısından baktığınızda da aktörlerin bizim üzerimizde oynadığı bir manipülasyon mu? Aslında mesela derslerde bu kavramların ikisini de tartışırız. Yani güvenlik de özgürlük de somut gerçeklik midir yoksa sadece hissiyat mıdır? Yani insan en tutsak olduğu zaman kendini özgür hissedebilir mi? Mesela sosyal medya ortamı çok özgür bir alan gibi düşünüyoruz. Aslında orası bizi çok tutsak edici ama aynı zamanda tutsaklığımızın farkındalığını yitirdiğimiz bir alan mı? Kendimizi özgür mü zannediyoruz? Yoksa esas zincirlerimizi orada mı vuruyoruz? Çünkü zihnimiz başka bir şey düşünemez hale geliyor. İnsan zihnini tutsak edildiği zaman bedenin çok önemi yoktur. Yani özgürlük bununla ilgili bir şey. Keza güvenlik öyle. Yani şu anda güvende olduğumuzu düşünüyoruz. deprem olsa ya da burada bilmediğimiz biri bir bomba koymuş olsa altımıza aslında güvende değiliz. Sadece bu bir hissiyat. Onun için her iki his de siyaseten kullanılan şeylerdir. Yani hmm. e, siyaset güvendelik hissine de özgür olduğu ya da özgür olmadığı hissine de itina ile kullanır bir kere. Bu kadim bir tartışma aslında bahsettiğin şey ama gerçekten insanoğlu böyle bir varlık. Yani bir kalıba şekle kolayca sokulabilen bir varlık. Şimdi demin o şey söyledi yani tartışma niye yapılıyor neler bir Biraz hı hı. önce kendi söyledi. Çok ciddi bir yapısal dünya satında dönüş var. Bir uygarlık atlıyor bir kere. Yani endüstri 4.0, sanayi sonrasını bitirdik. Evet. Yeni bir uygarlık düzeni, yeni üretim süreçleri ve bu üretim süreçlerinin tamamının birer siyasi çıktısı var. Mesela tarım uygarlığı dediğimiz uygarlık düzeninin çıktısı Roma İmparatorluğu ya da feodal yapılar, Hı -hı. küçük küçük krallıklar. Sanayi imparatorluğu, sanayi uygarlığının çıkışı ulus devlet denilen şeyi yaratıyor. Sanayi sonrası denilen şey küreselleşmeyi yaratıyor, mikro milliyetçilikleri. E peki yeni uygarlık neyi yaratacak? Şimdi benim teorim, benim duvarda da yazdım. sanayi, bu yeni uygarlığın çıktısı teba devlet anlayışına doğru gidiyor. Yani çok kuvvetli bir devlet var. Hı hı. Ulusal sınırları belli. Hatta duvar kitabında şunu yazmıştım. Yani Berlin duvarı yıkıldığında dünyada 12 tane sınır duvarı var ülkelerde. O kitabı yazdığımda 65 tane ülke sınırlarını duvarla çevirmişti. Şu anda 90 ülke. Yani aradan 4 sene geçti, 5 sene geçti her neyse. Yani ülkeler ulusal sınırlarını tahkim evet. ediyorlar ve ulusallık ortaya çıkıyor. Fakat bu ulusallık bizim bildiğimiz şekilde ulus devlet değil. Neden? Çünkü ulus devletin vatandaşı var. Vatandaşın hakları var, sorumlulukları, görevleri var. Ama hakları var. Bu yeni teba devlette de Vatandaş dediğimiz şeyin tebaanın sadece sorumluluk ve görevleri var. Öyle çok haktan falan bahsetmiyorlar. Dünyanın her yerinde bu böyle gelişmeye başladı. Yani Rusya'dan, Çin'den yayılan yeni bir dalga bu. Amerikalı da aynı derdin peşinde. Şimdi biz bu gündemden rahatsızız. Her gün bir şey oluyor saçma ama Amerika'nın gündemi bir felaket yani. Ancak Müge başa çıkabilir. Yani gerçekten ve Amerikalılar bence dünyanın en aşağı tabakasını temsil ediyorlar zihinsel tartışma ortamları. En azından biz jeopolitik falan tartışıyoruz Bizim yani bizim üst politika. <laughs> Şimdi tartışma bugün neden bu tartışma yapıyoruz? Birincisi gündem de çok da, tabii de İsrail norm yıkılı yıkıcı bir biçimde Orta Doğu'yu şekillendirmeye karar verdi. Yani Hı -hı. bu İsrail değil. İsrail zaten aslında bir mani, bir araç. Yani biz İsraili kendi karar veren, hareket eden falan bir devlet diye bakıyoruz. Doğru değil. Yani İsrail hakikaten Orta Doğu'lu bir devlet ve Orta Doğu'nun bütün yükünü de üzerinde taşıyan Batılılar adına, Amerika adına taşıyan bir devlet. Yani bir ülke düşünün. Savaşı bazen neden yaptığı belli değil. Onların da tepesinde füzeler uçuşuyor, seyahat edemiyorlar, çocuklar okuldan abir hesana iniyor. Böyle bir düzeni hiç kimse istemez. Bil ki tepende çelik kubbe var. Yine de istemezsin. Yani tamam o füzelerden 100 tane gönderi 2 tanesi düşüyor. O savaş psikolojisi hiç kimsenin tercih etmediği bir şey. Ama bunu yaşamak zorundalar. Onlar 1948'den beri oraya savaşmak için yerleştirilmiş. Ve hiçbir zaman öyle barış dolu bir dünyayı da umut etmeleri onlara söz verilmemiş bir ülke sonuç olarak. Savaşacaklar, kavga edecekler şu bu. Ama bugün başka bir şey yapıyorlar. Adam Nasrallah'ı öldürdükten sonra yaptığı şeyin adını yeni düzen operasyonu olarak tanımladı. Operation New Order dedi. Şimdi yeni düzen demek ben bu saldırıyı 7 Ekim için yapmıyorum. Evet. Gazze için de yapmıyorum. Bu da bir yeni düzen getirmiyor. Ben bölgesel bir düzen öneriyorum diyor. Bir şey yapıyorum diyor. Ve ondan sonra Hamas, Hizbullah ve hepsine birden ve rejimler benim görebildiğim kadarıyla Orta Doğu'da devlet olmayan aktörlerin tıraşlandığı bir döneme giriyoruz. Yani Orta Doğu düzeninden bahsettiğimiz zaman adı İşit PKK, Hamas, Hizbullah, Haçlı Şabi, o rejim, bu krallık. Bak bahsettiğim şeyin içinde devlet yok. Şu devlet diyebileceğimiz bir şey yok. Şu mezhep, şu grup, şu etnisite. Şimdi bir devletsel düzen kurulmaya çalışılıyor gibi geliyor. Çünkü Suudi Kralı Muhammed Bin Salman da benzer bir sert bir atak yaptı. Kendi içinde prenslerden topladı, parayı merkezileştiriyor otoriteyi. Yoksa her bir prens başka türlü çalışıyordu orada da. Yani Ortadoğu'da benim gördüğüm bu devlet olmayan non state dediğimiz grupları bir tıraşlama ve e, bakın Rusya Wagner'i temizledi. <laughs> Rus Wagner de bir devlet evet. olmayan aktördü. Devletin resmi olmayan aktörüydü, askeri bir aktör. Bu tip milis örgütlerin, güçlerin temizlenince bir döneme girince muhtemelen bizim devlette de dedi ki PKK'yı da biz temizleriz bu arada. Ya yani biz de onu laf ederiz. Ha ondan sonra ne olur? Devlet devlette de tartışırız ondan sonra. Yani konu siyasi meşru otoriteler Bu ister bir devlet olur, ister işte kuzey Irak Kürdistan yönetimi gibi anayasal olarak tanımlanmış bir siyasi entite olur. Oranın kendi başbakanı şudur, budur. Türkiye açısından Suriye'deki en temel mesele koridorun Akdeniz'e kadar uzanacak bölümünün tamamlanması. Zaten o hata yaptılar, Türkiye kırdı orayı. Fırat Kalkanı operasyonuyla falan filan içeriye doğru girdik. Ve Fırat'ın doğusunda kaldı YPGP'de Suriyenin Kürtleri dediğimiz bölge Afrin'de boşaltınca burada bir alan oluştu anladığım kadarıyla oraya işte ülke içindeki Arap nüfusu yerleştirmeyi düşünüyorlar böylece hani demografik bir tampon oluşturmayı düşünüyorlar gibi geliyor bana bildiğim bir şey değil de yani olması hı hı. gereken o diye düşünüyorum şimdi bunu yaparken ne yapıyorlar İçeride Türklerle Kürtleri tahkim etmek zorundasın çünkü artık bu fikriyatın öteki olarak tanımladığı şey bu milliyetçiliğin akacağı bir damar bulmam lazım. O zaman da anti Arap, Arap olarak Arap, şekillenecek. Hı, göçmenler gibi. Üzerine yani şimdi böyle de. bir genel olarak bir ruh halini değiştirip çünkü devlet bahçeli sadece Abdullah Öcalan gelsin falan onlar ayrı. Yani o çok ileriyi gösterir ama bir yandan her Türk Kürtü sevmek zorunda. Her Kürt Türk'ü sevmek zorunda. Yani sevmiyorsan Türk değilsin ya da Kürt değilsin hı hı. diyor. Şimdi bu bir tahkimat şey yani psikolojik bir şey. Ve şunu da söyleyeyim yani böyle bir el uzatıldığında Kürt tarafı her zaman çok mutlu olur. Bir günde bulamazsınız Devlet Bahçeli elini sıkmaya gitsin. Onlar da siz bugüne kadar bize hep kötü şeyler yaptınız deyip arkalarını dönsünler. Hep büyük bir mutlulukla ve heves ve heyecanla ellerini sıkmışlardır her uzatılan eli. Yani tutmaya hazır bir insan grubu var bunu göz ardı etmeyelim. Hı hı. Ama bunu doğru yönlendirmek, doğru yönetmek çok hayati bakın yani iyi bir şey yaparken bir öncekinde iyi bir şey yaparken çok kötü bir şey dönüştü ve ben o zamanlar hep söyledim yani bakın yanlış kavramlar yanlış terminoloji yanlış yöntemler beter edecek bu işi yani sonunda hakikaten çok sert bir biçimde devlet müdahale etmek zorunda kaldı dediğim gibi devlet zayıf o yüzden masaya oturuyor algısı oluştu şimdi devletin adam gibi bir tahkimat ideolojisi oluşturup sadece Türkiye çerçevesinde değil, dışarıda da Türkiye'nin dışında da şunu söyleyebilmesi lazım. Türkler soy ne kadar soydaşımızsa Kürtler o kadar soydaşımızdır. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha iyi bir model bu bölgede kurulmamıştır. Bakın Avrupa'da da bu, bulamazsınız. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği Cumhuriyet çizgisi ne mutlu Türk'üm diyene dediği şey... Türklüğü etnisiteden koparıp vatandaşlık noktasına getirmesi ve bir hissiyata dönüştürmesi. Kendini Türk hisseden. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği için çalışmaya hazır olan herkes Türktür diyor. İstersen Amerikalı ol, ister Ürdünlü ol. Yani sen Türkiye için çalışacaksan ve bu cumhuriyetin umudunu besleyeceksen seni Türk kabul ediyorum diyor. Bundan daha modern bir çizgi yok. İşte oraya doğru dönersek zaten konu önemli ölçüde hafifler diye düşünüyorum. İşte zaten herhalde travmatik boyutu da oldu. Yani sadece Türkiye'li diyen insanları bile işte hapislerde yatırdı devlet. Ama o öte yandan bu kadar şehit ailesi ve hala onların acıları böyle karmaşık bir durum ama Uğur biraz hani o şey uluslararası ilişkiler konuşurken klişe terimler var diyor büyük resmin bir büyük, <laughs> büyük resmi gördük biraz küçük resme içinde olduğumuz resme bakalım. Ama büyük resmi başka bir sözle gördük bunu her yerde görmeliyiz yani bak hocam ne güzel bak herhalde bir 10 dakika konuştu evet. şimdi şu son sekans. Ve ne kadar bilimsel aklı Selim evet, e, veriye zaten, dayalı. Evet, bunu, ben de hep bunun <laughs> bunu. Bu işte bu ülkede bu eksik galiba. <laughs> Ya bizim bu tartışmalarda e, biraz daha fırın sütlaç gibi tartışıyor olmamız lazım. Süt, pirinç. Ama biz aşure gibi tartışıyoruz. Sadece siyaseti değil, futbolu, kültürü, sanatı. Hı. Bak futbolda herkes birbirinden nefret ediyor. Hı hı. Ya oradaki düşmanımız da Galatasaray mesela en tepeye yerleştirdik. Doğru mu? Buna itirazı olan var mı? En tepede orada duruyor mesela. Ya, tepede Ta olduğumuz doğru. <laughs> ya bunu, bunu, bunu da deniz olarak bunu, bunu, istemiyorum. Şimdi e, biz de şuraya gibi tartışıyoruz. Yani halbuki 10 dakika içerisinde işte yapısal olarak İsrail'in yeni Hı -hı. pozisyonu belli ki yeni bir felsefe üzerinden hareket ediyor. Ee, İsrail'in ne olduğunu kimliğini de çizdi. Hepimizin anlayabileceği düzeyde çizdim Bunun için uluslararası ilişkiler uzmanına da gerek yok. Ondan sonra süreç böyle yürütülüyor. Türkiye'nin bir pozisyonu var her devletin zaten pozisyon olmak zorundaydı. Eskiden ulusların yükselişini tartışıyorduk. Şimdi ulusların düşüşünü tartışıyoruz. Bir sürü ulus düşüyor. Yani düşmedi mi? Mısır düştü, Libya düştü, Suriye düştü, Afganistan daha önce düşmüştü, Irak düştü falan. Bunlar son 30 yılda gözlemlediğim şeyler. Hatta çoğu da son 15 yılda gözümüzün önünde olan şeyler. Şimdi buradaki istikamet demek ki gerçekten Psikoloji ve iletişim bilimleri e, minvalinde bir şeye oturtuyor olmamız lazım. Hı hı. İç siyasetteki bütün söylemleri siyasetin kendi mantığı içerisinde anlıyorum. Hani söylem bazlı, e, belli retorikleri içeren, e, iç siyasete ilişkin, kendi taraftar kitlesine ilişkin mesajlar verilebilir ama benim anlamadığım şey, bunun hemen sonrasında bu esaslar yani siyasi mesajlardan sonra e, açılabilir, rasyonel bir şekilde, ortalama bir analitik akılla bu, bu, bu süreç böyle işleyecek diye bir zemini oturtabilir. O zeminden biz tartışmaya devam ediyor olabiliriz. Ama yani çok izlememeye çalışıyorum akşam programlarını. Yani bu televizyonda sözcü de da Sözcü'de izleyebilirsin. Program. Çünkü biz Sözcü'de akşamları e, işin uzmanlarıyla konuşuyoruz. Herkesle <laughs> her yerde her şey konuşanlarla değil diyelim. Parantezi kapatalım. Buyurun. Bir çok sözcü izliyorum diyor. Bence. Devam ediyorum. Devam ediyorum. <laughs> Buraları <gülüyor> atacağız. Biz de iyi ki teşekkürler profesöre. Ya sorsam iletişim <laughs> profesörü. Söylediği <diye> şeye bak. <laughs> devam ediyorum. Televizyon izlemeyen <laughs> de devam ediyorum ama şu şu biraz şununu bağlayacağım. Diyeceğim ki bundan sonrasını atmana gerek yok. <laughs> şey, özel bir şey söyleyeceğim. Yani e, bu çağrıya ilişkin bir tartışma başlıyor. Bu çağrıya ilişkin başlatılan tartışmalardan birinin Mars'ta kolini kurma hikayesiyle bittiğini gördüm ben geçen hafta. Hı hı yani hiç kimsenin kafası böyle karışamaz. Yani hiçbirimizin <laughs> ki hiçbirimizin böyle bir kafası yok. Yani beynin metodolojik olarak da çözdüğümüzde, yapısal olarak da çözdüğümüzde hani beyin yanması, beyin bıncıklaması buna <laughs> çeşitli söylemlerde bulunabilir mi? Mavi ama. ekrana düştü bütün evimizin evet, kafası. Hiç, hiç olmazsa bir hiç olmazsa bir zemine oturtabiliriz. Zemin oturtursak hocam daha e, akli bir tartışma ortamı yaratabiliriz. O zaman daha çok anlayabiliriz. Bu arada <laughs> insanların kendi tarafkirliği devam etsin. Hiç onun zaten ayırmanın imkanı yok. Hoca yıllar önce bizim kitabın girişine yazmıştı. Karpuz kabu şey karpuz gibi ikiye ayrıldık falan diye. Evet o ayrım devam ediyor ama bir tartışmanın zemini hele ki bu kadar stratejik bir konuda, önemli, hayati bir konuda bir zemine oturtulursa o taraftan bakan da bu taraftan da bakar, bakan, Türkiye'nin dış politika unsurları pek çok zaman iç politika ile birlikte çalışıyor doğal olarak. Hı hı. Bu da özellikle bir dönem. Bu dönemde demek ki bunu yapmamız gerekiyor. Buradaki rasyoneli ben anlıyorum gibi düşünebiliriz. Biz o konuda hiç çok hocam çok politik bir toplum olduğu için çok içkin bize politika. Yani Kütahya'da bir ilçede köy kahvesinin önündeki insan da ortalama bir Amerikalı'nın hani Amerikalı dediğiniz söylüyorum çok üstünde bir ferasetle politika tartışabiliyor. <laughs> Burası gerçekten yıllardır politikanın çok içinde olan bir ülke. O yüzden oy verme oranlarımız hep yüksek dünya ortalamanın üstünde. Yani Kütahya'daki amca da anlayabilir bunu. Yeter ki bir zemine oturtulsun. Sorunumuz gerçekten kafamız çok karışıyor. Anlamıyoruz bilmiyoruz. Niye yapılıyor? Nasıl bitecek? Nasıl devam edecek? Edecek mi? Ne zaman devam edecek? İki sene sonra tekrar mı gelecek? Ben takip edemiyorum. Takip edeni hı hı. ellerinden öperim. Aslında bu zeminsizlik sadece dış politika değil. Bizim bugün buraya gelişimizi hazırlayan diğer konular için de geçerli mi? Onu sormak isterim. Mesela yani işte son dönemde yaşadık. Yeni Doğan Çetesi yaşadık. Narin olayı yaşadık. Kadına şiddet yaşadık. Bir sürü şey yaşadık. Sosyal medya fenomenlerinin nasıl yüceltildiğini, ve hani başlarına hiçbir şey gelmediğini, hukuksuzluklarına rağmen bunları gördük. Bunlar da başka bir zemini yok eden şeyler değil mi hocam? Yani önceden hani en basit siyaset bilimine giriş dersinde Hobbes'un toplumsal sözleşmesi anlatılır. İşte siz devlete verirsiniz iradeyi. O da sizi korur, kollar kaos yaranmasını engeller. Ama yani fenomen diye hapse girip 3 ayda çıkıyorsanız ya da işte yeni doğan çetesi bilindiği halde bu kadar çocuk hala ölmüşse bütün bu işlerin içinde bir toplumsal sözleşmeden söz etmek mümkün mü bugün? Evet yani şimdi üzerinde çok konuşulabilecek konu çok felsefi <laughs> bir damardan girdin yani Hobbes'un ki Jean-Jacques Rousseau'nun ki John Locke'un ki tek tek onlar her biri farklı toplumsal sözleşme modeli öneriyor tabii ama şöyle söyleyeyim aslında Hobbes'un dedi yani 1641'de galiba değil mi onun Söylediği, e, Levi's'ın dediğimiz tarz devletlerin doğuşuna şahit oluyoruz. Hı hı. Daha önce bu kadar devlet her şeyi eliyle kolu O bir monarşik yapıdan söz etmişti. Şimdiki, yani İngiliz kralını yüceltmeye çalışıyor zaten. Bir kere diyor, hakkınızı verdiniz mi geri alamazsınız. Artık orası ölümlü tanrı olur diyor. Devlet bir ölümlü tanrı gibi her yere uzanır. Şimdi Rus'un zihniyetinde ona verirsiniz yetkiyi, beğenmezseniz geri alırsınız. Şimdi burada o... o Konu problemli yani bir ele geçirdim öyle seçim sandığıyla falan kolay gönderemeyeceğiniz devletler dünya satında böyle pıtrak gibi çıkmaya başlıyor. Ve aslında oy verdiğimiz zaman oy sandığına gidiyoruz ve kralımızı seçiyoruz. Bu noktaya geliyor. Devlet artık ondan sonra kendisine oy vermeyenin hakkını hukukunu falan gözetmiyor. Yani bizde de hep da söylediğim bizde niye yüksek demokrasi şey seçim sandığı ve seçime katılma oranı? Bizim demokrasiden anladığımız tek şey o sandık. Ondan sonra bize ne olduğuyla kimse ilgilenmiyor. Oy verdiğimiz parti iktidara gelse de yüzümüze bakmıyor. Yani sadece belli bir oligarşik yapı yani partiye yakın olanlar şunlar bunlar. Buradaki temel mesele bak sosyal medya üzerinden de yayılıyor insanlarda da kötü dünya sendromu diye bir şey var görmelerin. Her şey çok kötüye gidiyor. Her şey berbat oldu falan filan. Bunun daimi olarak çoğaltan etkisi yaratacak bir takım olayların sürekli gündemde tutularak Buna bütün yani Türk ulusunun ikna edilmiş olması. Hı hı. Evet kötü şeyler oluyor ama dünyanın her yerinde olabiliyor. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Her yerde oluyor. Türkiye'de farklı olan ne? Türk insanı bu kötülüklere karşı o canavarın, o leviathanın, o devlet denilen şeyin adamına göre muamele yapıldığını düşünüyor olması. Yani hı hı. devlete olan güven sarsıldığı zaman çünkü insanlar neye güvenecek? Ya Allah'a güveniyorsunuz ya toplumunuza güveniyorsunuz. Ya devlete güveniyorsunuz ya cemaatinize güveniyorsunuz, tarikatınıza şunla bunla mezhebi, yani bir hocanız vardır, racınız vardır falan ya da ideolojik liderimiz vardır. Şimdi bunların her birinin sallandığı bir döneme giriyoruz. Yani hani er diyor tane inancı var ama tane inancım var diyen insanlara bakıyorsunuz. Ahlak, edep, Tanrı'nın emirleri <laughs> tamamen Kormak bir kenara onları... bırakmışlar. Yani ger gerçekten mütedeyyin insanlar ne oluyoruz demeye başladılar. Zaten Açıkçası ciddi bir kopma oldu yani tamam. e, dini merkeze koymuş olan partilerden ciddi bir çıkış var. Üstelik mütedeyin insanlar çıkıyor böyle dini olmaz diye. E öbür tarafa bakıyorsunuz devlet güvencesi diyorsunuz devlet güvencesi yok yani o partiye ayrı. Hadi öbürü de bu benim mezhebimden olana ayrı benim aşiretimden olana ayrı. Yani hakim dediğiniz şeyin ne Amerika'dan ne Cemevinden ne devletin merkezi külliyeden ne işte dağdan, kandilden bunlardan emir almaması lazım. Sıkıntı bu. Bütün hukuk sistemi sen ondansın, bu bundansın bilmem ne deyip ve bu ekibine ve şeyine göre hareket etmeye başladı. Yani hepimiz kötüyüz. Hı, hı. İçimizde günahsız olanımız varsa ilk taşı <laughs> <Taşa> atsın. <laughs> yani herkes aynı çamura bulandıktan sonra ay her taraf çamurlu diyecek hali kalmıyor insanların doğal olarak. Ve bu kötülük Sirayet ediyor. Ben Aziz Nesin'in lafını çok severim yani biz hep e, hatta bunu Viyana'da bir konuşmada söylemiştim. Çok onlar da çok etkilendiler. Diyor ki dünyaya şey, çocuklarınıza iyi bir dünya bırakmak için uğraşmayı bırakın diyor. Dünyaya iyi çocuklar bırakın. çok güzel. Yani temel mesele iyi çocuklar bırakmak. İyi çocuk nasıl olunur? İyi nasıl olunur? Ya doğru ahlaki kanuni meşru yollarla bir gelecek hayal edemiyorsa genç çocuk. Ya bu çocuktan iyi olmasını bekleyemezsiniz ki. Niye iyi olsun? Evet. Yani bizler açıkçası ben bu kadar yani bizim jenerasyonda her şeyi yapabilirim duygusunun egemen olduğunu ben görmemiştim. Yani bizde suçlu, kötü adam, ahlaksız adam ayrıştırılır kenara konurdu. Onun çocuğuna kız verilmezdi falan. Şimdi böyle mi? Tam tersi. Ahlaklı, edepli insanlar maaşıyla yaşayan yani Türkiye'nin de geneli bu. Yani bunların çocukları çıkış için tek bir şey buluyorlar nasıl bir yol gelirse gelsin yani Machiavelli'nin şeyi hı hı. önlerine ne gelirse başka türlü bununla mücadele edemez. O bir partilinin çocuğu. O da bak şunu da söyleyeyim AK Partili geniş kesimden söz etmiyorum. Hı hı. Partinin içinde bence bunlar gerçek partili de değil bir kısmı. Yani oradan şey yapan asalak bir grup var. Onlar da çok şikayetçi AK Parti'ye oy veren AK Parti'nin içinde vekillik yapan benim bir sürü eşim dostum var. Ya onlar da inanamıyorlar neler olduğuna. Bal tutan parmağın uyalar noktasında bir şeye girdiğiniz anda herkese sirayet ediyor. Ben benim günahım ne? Ben ne yapayım? Yani ben nasıl diyeyim öğrencime şimdi evladım sen sınavına gir. Önüne fırsat çıkarsa elinle reddet. E çocuk görüyor yani başka bir yolu yok. Kendisine ne açılırsa oradan gidecek. Bence Türkiye'nin zaten en büyük problemi ahlaken çökmüş olması. Değil mi? Ya bak bir failed noktası var. Sen demin dedin ya bu failed state dediğimiz yani ee, yani hakikaten kötüye giden artık inişteki ülkeler için bir de collapsed state dediğimiz şey var. Yani çökmüş bitmiş artık devletli kavram. Bizim e, toplumsal yapımız ve ahlaki düzenimiz collapsed noktasına doğru gidiyor. Düştük düşüyoruz ama nerede dibini bulacağız onu bilmiyorum. Evet hatta burada da hani hep kötülüğün sıradanlığı yani artık ee, sıradan insan şimdi büyük büyük siyasi şeylerden bahsediyoruz. Sokaktaki insanın kötülüğü. Ee, acaba şunda mı yanılıyoruz Uğur Batı? Hani siyasette de e, oy vesairelerde ya insan rasyonel bir varlıktır zannediyoruz ve yanılıyoruz. Aslında öyle o kadar da rasyonel değil. Burada da hani insan iyidir yanılgısına mı düşüyoruz? Aslında insan e, gerekli koşullar sağlandığında çok kötü olabilen hani yarı varlığı itibariyle böyle bir yaratık mı? Yoksa gerçekten şu düzenin içerisinde zaten iyi olarak kalmak mümkün değil mi? Ya tabii bu çok felsefi bir konu. Çünkü hiçbir disiplinin insanın iyi ya da kötü olduğunu... Hı hı. E, hani Bizim bilimsel gerçeklik yapısından yani gerçekliğini doğrulayarak çözebilmesinin imkanı yok. Bunun ne tarih, ne sosyoloji, ne psikoloji, ne antropoloji, ne sinir bilim. Yani en azından yakın zamanda buna cevap bulacak gibi durmuyor. Yani hı hı. çoklu disiplinden baksak bile çok kolay durmuyor. Ancak felsefi olarak tartışabiliriz. E, felsefi olarak e, baktığımızda e, bana en makul kendi yorumunu söylemek zorundayım. Hı hı. E, i̇nsan doğuştan iyi ya da kötü değil ama doğuştan iyi ya da kötü olmaya dair bir yargısı var gibi duruyor. Yani hı hı. ortalamasında bunu anlayabilecek bir e, yapısallıkla doğuyor gibi duruyor. Bu konuda bence de çok iyi örneklerdir. Böyle seri deneyleri izlerlerse o Yale Üniversitesi'ndeki bebek deneylerini biz seninle konuşmuştuk bunu hatırlıyorsan. Çok da güzel görselleri var. Bebeklerle, küçük çocuklarla deney yapmak çok zor ama o deneyler bize bence böyle feraset dolu deneyler. Sen bebeksin, ben bebeğim bir tane burada e, araştırmacı var kontrol grubundan. Önümüze mesela oyuncaklar sunuyor. Bende bir tane oyuncak var. Sen de diyelim ki 30 tane oyuncak var. Başlangıçta bebek oyuncağıyla oynamaya başlıyor bir tane oyuncağı olan bebek. Oynuyor oynuyor. İşte bir süre geçiyor. Bir tane oyuncağı var. Tek renkte, tek dokudan, elleyebildiği tek, göz doygunluğu tek. Bir süre sonra sıkılıyor. Karşıya bakıyor. Bir zaman sonra kısa bir süremde Bir sürü bebek görüyor orada mesela. Bir sürü bebek gördüğü zaman Yavaş yavaş sadece yansımalarla ve duygu aktarımıyla davranabilir. Bebek sonra 0-2 yaş grubundaki bebekler uzanmaya çalışıyor orada. O bebeklerden birini alacak. Diğer bebek bir bakıyorsun çeşitli bebek tipleri var. Bir bebek uzatıyor oyuncaklardan bir tanesini. ikincisini uzatıyor. Bir diğer bebek korumacı bir tutuma girip dağılmış oyuncakların kendisine daha fazla yaklaştırmaya çalışıyor. Hayatın simülasyonu gibi bu. Hı hı. Yani biz şu an işte klasik iktisatın değil mi en basit önermesidir. Yani onunla başlıyor gibi duruyor işte kıt kaynakların yönetimi diye. E, kıt kaynakların yönetimi dünya 3 milyarken de 5 milyarken de 7 milyarken de işte şimdi 8.4 milyar gibi duruyor. E, zannedersem kaynak kıt değildi. Kaynak yönetiminde problem vardı. de çok kaynak var. de az kaynak var. Hocam da bir süre yetecek kadar kaynak var. Biz sendeki kaynağı paylaşamıyoruz. Hı hı. Yani bir de bu işin iktisadi başka bir meselesi var. O kaynak dediğim şeyin arkasında bir değer var mı? Çünkü para dediğiniz şey bütününde aslında bankalardaki dijital bir takım rakamlardan ibaret. İyi de onun arkasında onu satın alacak kadar mal ve hizmet olması gerekiyor. Para büyüklüğünde mal ve hizmet var mı? Bu bütününde çok ciddi bir soru işareti. Dünya ekonomisinin kuruluşundan beri aslında yapısal olarak çözemediği meselelerden biri bu. E sen de o kaynağı paylaşmak istemiyorsun ve biz yüzyıllar boyudur hele ki sanayi devrimi işte 370 yıldır şey anlatıyoruz yani kıt kaynakların yönetimi yok kaynak kıt değil büyük ihtimal dağılmıyor dağılması gerektiği gibi dağılmıyor böyle olunca da içerisine e, sosyo kültürel sosyo ekonomik tarihsel süreçte oluşan o kültüre ilişkin anlamlarla birlikte bambaşka bir sahip olma ilkeleri oluşuyor. Yani bazen paraya sahip oluyorsun, bazen güce, şan, şöhrete sahip oluyorsun, hazza sahip oluyorsun yavaş yavaş o hedonik bir hal alıyor. Gerçekten herkes o sahip olmanın hazzıyla hareket etmeye başlıyor ve kendisinden sıyrılmaya başlıyor. Belki o iyi oluş demeyeyim ama iyiye meylediş ediş diyebilirim. i̇yi olmayı tanımaktan söz edebilirim. Yani bu konusunda bu konuda yargısı olan insandan bahsederim. Bundan sıyrılıyor. Çünkü geçer akçe biraz da Kötülüğün de güçlü bir enerjisi var gibi duruyor. Mesela herkes Star Wars'u, Yıldız Savaşları'nı, o mükemmel seriyi bir bilim kurgu e, ...serisi gibi izliyor ama bayağı Hindu maji bilgisi hikayeleri olan... ...zaten biraz zerdüşt yani insan yapımı o e, öğretilerden, dinlerden hareket eden... ...bir e, yapı, senaryo yapısı olarak. Mesela George Lucas senaryosunda insanı doğuştan iyi ya da kötü diye nitelendirmiyor. İnsan da diyor iyi ve kötü hal olmanın tüm halleri mevcuttur diyor. Hatta o mükemmel ikonik yaratıklar, Jedi'ler sansürsüz uzun versiyonlarında bu Uncut Version uzun versiyon diye bir versiyon var. Genellikle hepsini yayınlamıyorlar. O uzun versiyonları merak edenler izlediklerinde görüyorlar. Jedi'lar galaksinin uzak kıyılarında köle ticareti yapıyorlar. Burada aslında George Lucas bir şeyi anlatıyor. Yani insanın değil daha mükemmel tarif edilen varlıkların içerisinde bile kötülüğün bir tezahürü var ve uygun zamanda ortaya çıkarıyor. İşte orada hocamın anlattığı failed nation hikayesinin o ahlak erdem tarafındaki hikaye failed mi, collapsed mı? Yani başarısızlığa doğru mu evliyor ya da gerçekten çökmüş mü meselesi? Kötülüğün ya da iyiliğin tezahürü için uygun ortamın teşkilini oluşturuyor. Hı. Konu bu. Hocam şimdi hani aslında sizin bir önceki şeyinize de sararak toparlamak istiyorum. Dediniz ya yani kötü dünya sendromu. Bunun da bir yan etkisi bizi pasifleştiriyor. Yani artık her şey yandı, bitti, kül oldu ve yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu yıkılışı Hı -hı. izleyeceğiz elimizde bir çayla kahveyle gibi. Ama böyle olmamalı. Yani bu da bir Hı -hı. Yani politik psikolojinin bir ilizyonu diyebiliriz. Siz evinde oturan ve gerçekten Hı -hı. hani o büyük resmi değil de yani hayatını sürdüren işte işine giden gelen bir çocuklarıyla ailesiyle bir hayat kurmaya çalışan insan ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> ailesine saralsın bak çocuğuna sarılsın. <laughs> evet hani Sevdiğiniz mesela evet kurtaracak bir şey Yani evet, ben gerçekten <laughs> belki de bu kadar büyük değil hani çözüm en azından şu şeyde hayatta kalmak ve direnmek için bütün bu Yani eten. şöyle aslında bir kere yaşam dediğimiz şey bir illüzyon bir bakıma. <laughs> yani bir bakıyorsunuz çok kötü şartların altında insanlar mutlu anlar yakalayabiliyorlar ya da çok iyi şartlarda derin bir mutsuzluk yaşıyorlar. İşte Bodrum'da, teknede, elinde içkisi bilmem nesi ama kafasının içi dolu. Mutsuz çünkü bir seveni yok, gerçekten sevdiği bir şey yok. Uğruna yaşamını sürdüreceği bir hayat amacı yok. Bakın mutluluğun bir tek kaynağı var. O da hayata bir anlam katabilmekle başlıyor. Hayata anlamını katamıyorsanız buradan bir şey çıkmıyor. Yani mesela para kazanmak bir yere kadar aktive ediyor insanı. Bir süre sonra para insanı kazanmaya başlıyor. Ben şöyle söyleyeyim hep öğrencilerime de söylerim. Hayatta amacınız para kazanmak olursa mutsuzluğu garanti ederim size. Çünkü ben bütün böyle çok zengin orta insanlar tanıdım etrafında falan. En derin mutsuzlukları onların evinde gördüm. En büyük tatminsizlikleri, uyuşturucu bağımlılığını, bir türlü eşiyle dostuyla mutlu olamamayı. Bu, bu, bu başka bir şey. Şimdi Aile kavramı yavaş yavaş çözülüyor. Çocuk doğuramıyor gençler. İktisadi nedenler var, psikolojik, sosyolojik bir sürü nedenleri var. Yani e, hayata anlam katmanın bir yoludur bir çocuk dünyaya getirmek ve onun için yaşamak, ona güzel bir hayat e, sunabilmek için çaba göstermek falan filan. Şimdi hayattaki anlamda vatan için savaşır mısın, ölür müsün? En mutlu adamlar, en mutlu insanlar Vatanı için çarpışan askerlerde muazzam bir hayata karşı direniş var. Mutlu muyum, mutsuz muyum bir derdi yok. Vatanını düşmana karşı koruyacak. Ya da bilimsel bir şeye kafayı takmış bir bilim adamı. Mutsuzluğun esamesi yok. O laboratuvardaki deneyini düşünüyor. Ya da yazmak istiyor. Üreten insanın mutlu muyum, mutsuz muyum diye bunu düşünecek vakti yok. Oturup düşünmeyeceksin bu bir. İki, dış dünyadan gelen şeye karşı çok dikkatli olmak lazım. Bu Türkiye'ye karşı stratejik bir saldırı. Bu kadar her şeyin kötü olduğunu iddia etmek. Kesinlikle. Burada bakın bir yandan aslında ben kötülük meselesi gündeme gelince Giges'in yüzü diye Platon'un eserinde vardır. Meşhur Sokrates diyaloglarından çıkar. Giges bir çobandır. Lidya krallığında yaşayan bir çoban. Bir gün koyunları otlatırken bir de köyün en çok sevilen, saygı duyulan insanıdır o çoban. Herkes koyununu ona verir, gitsin otlatsın diye. Çok tatlı bir adam anlatıldığı kadarıyla. Bir gün deprem oluyor, yer yarılıyor, içinde bir lahit, içinde bir ölü var ve iç parmağında yüzük var. Onu alıyor, kendi parmağına takıyor. Çobanlar toplantısına geldiğinde yüzüğü aşağı çeviriyor, bir anda görünmezlik zırhına bürünüyor. Görünmez. Buraya çeviriyor, görünüyor. Buraya çeviriyor, görünmez. Aa, yaşasın ben görünmez olabiliyorum diyor. O sırada diğer çoban arkadaşlarıyla şakalaşmaya başlıyor. Onun ensesine vuruyor, öbürünün elmasını alıyor falan filan derken her şey yapabildiğini görüyor. Kimse onu görmüyor çünkü. Artık en sonunda Lidya krallığına gidiyor, kraliçeyle beraber oluyor, kralı öldürüyor, krallığı ele geçiriyor. Yani sonra da halk linç edecek ayrı mesele. Ama burada Platon şunu söylemeye çalışıyor. Aslında içimizdeki o kötücüllüğü dengeleyen şey görünür olmamız. Neden? Hmm. Ne tarafından görünür olmamız? Mesela devlet tarafından görünüyor muyuz? Devlet bizi görüyor mu? Cezalandırır mı? Devlet korkusu var mı kafamızda? Mesela devlet atladık. Allah korkusu var mı? Tanrı'ya inanıyor musun? Ya da spiritüel mistik şeylerin var mı? Tanrılar birileri seni cezalandırır diye korkuyor musun? O korkuyu da aştın. Peki toplumun, ahlakın yerleştirdiği şey korku var mı? Toplum seni dışlar diye, ailen kızar diye, kuzenin üzülür diye, çocukların utanır diye kötülük yapmaktan korkuyor musun? Hepsini aştın. Vicdanın rahat mı? Vicdanın seni durduruyor mu? Hı hı. Şimdi temel mesele bu. Vicdanlı insanlar yetiştirmek zorundayız. Diğer her şeyin aşılabileceği noktalar var. Şimdi vicdanlı insanlardan oluşan bir toplum zaten mutlu muyum? Diye, mutluluk zaten bir an. Yani mutsuzluk bir süreç. Hı hı. Hayatın bütün mutluluk bunun içinde birbirinin karşıtı kavramlar değil bunlar. Hı hı. Yani mutlu anları yakalamak için bir sürü mutsuzluğa biz tolerans gösteririz ya da nötr olaylara ve Chopin'in de gibi yani insanın en büyük yanılgısı diyor dünyaya mutlu olmak için geldiğini zannetmesidir. Yani bizim dünyadaki varlığımızın sebebi mutlu, sürekli zevk alarak yaşayan falan birileriyle olmak değildir. <laughs> Ama arada mutlu anlar yaşamak için bir gayret gösterebiliriz. Ve dediğim gibi o da düşünülen öyle büyük büyük yücelikler falan filan değil. Sadece bir bebek kokusu ya da sevdiğine sarılmış olmak. Yani şehirlere bombalar yağarken insan sevdiğiyle mutlu olur. Öyle diyor şey var ya yani, sabahlara <laughs> <laughs> kadar. Şimdi bu çok önemli bir şey yani sevginin var olduğunu bilmek. Onu yitirmemek lazım ve dayanışma duygusu. Harvard'ın falan yaptığı bütün araştırmalarda uzun yaşayan, sağlıklı yaşayan yaşlı insanlar nasıl oluyorlar? Çünkü komüniteleri var, arkadaşları var, akrabaları var, torunları var. Yani tek Aidiyet. başınalığın yarattığı derin bir mutsuzluk var. Bu aralar da tabii bütün insanlığın karşı karşıya kaldığı şey yalnızlık, yalnızlık. ve aidiyetsizlik. Bu konuyu ayrıca tartışalım derim. Çok önemli bir konu çünkü. Evet. Yeni bir bölümün evet. şeyini de burada koymuş olalım adını. Uğur sen ne diyorsun? Ee, hocamın söylediklerini böyle bir e, tamamlayayım diye şey söyleyeceğim. Morgan Freeman'ın İnancın Öyküsü diye bir Hı -hı. belgesi var. Mükemmel bir belgesel. Gerçekten inanç kavramını e, birçok açıdan parçalıyor, derliyor, tekrar topluyor. Önünüze mükemmel bir felsefi metin çıkmış. Kendi anlatımıyla da çok lezzetli olmuş. Orada bir çocuk deneyinden bahsediyor. Eee deneyin e, ana ekseni Alex diye bir çocuk. E, deneyde denede araştırma grubu şöyle bir şey yapıyor. E, Beliseydeki çocuğu bir odaya alıyor. Odada duvarda şöyle bir duvarda bir dart var. Eee çocukların eline birer tane işte dart için oynayacakları oklardan veriyor. E, ve çocuklara diyor diyorlar ki sarı bir çizgi var. Bu sarı çizginin önüne geçeceksiniz yaklaşık 5 metrelik bir çizgi. Arkanızı döneceksiniz ve dart alanına doğru işte hedefe ateş edeceksiniz diyor. Çocuklar e, aynen şeydeki gibi, e, araştırma grubunun kontrolündeki gibi sarı çizgiye gidiyorlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü çocuk darda düzenli olarak, kurallara uygun olarak oku atıyor. Sonra çocuklardan bir tanesi etrafına bakıyor. Kimsenin onu izlemediğini görüyor. Böyle bir 2-3 metre ileri gidiyor daha yakından atıyor. Bir başka çocuk bunu gördüğü zaman kafasını koridora doğru çıkartıyor işte camdan. Kimsenin bakıp bakmadığını görüyor ve dardın karşısına geçip yaklaşık 2 metreden atıyor. Bunu gören diğer çocuklar artık dardın karşısına geçiyorlar. Oku alıyorlar hedef tartışı 12'den böyle yerleştiriyorlar. Deneyin ikinci grubunda ise yine araştırma grubu geliyor. Aynı koşulları oluşturuyor başka bir çocuk grubuyla birlikte. Aynı şeyi söylüyor. işte arkanızı döneceksiniz. Sarı bir çizgi var. Ortaya boş bir sandalye koyuyor. Diyor ki burada bir arkadaşınız var. Adı Alex. Alex görünmez. O sizi deney boyunca yani bu yarışma boyunca izleyecek diyor. E, boş sandalyeyi yerleştiriyorlar. Ve çocukların hepsi tüm kurallara uygun olarak arkasını dönüyor. 5 metreden atış yapıyor ve yarışma orada bitiyor. Aslında bu bizim bize şah damarımızdan daha yakın Tanrı. Aslında devlet, aslında aile. Ve aslında Darı. vicdan. <laughs> aslında vicdan. Ee, temel meselemiz bu. Yani biraz panoptik bir şey ama bu kadar kalabalığı da zannedersen böyle panoptik bir düzen olmadan... olmaz. Evet. ...düzenlemenin <laughs> imkanı yok. Bir izleyen var o da vicdan. Yani diğerlerine itiraz olabilir Bıcığım, ama tek kemiği. itiraz vicdan etmeyeceğimiz orada. şey vicdanları. Bazı onların ihtiyaçları <laughs> kendini gerçekleştirme basımı <laughs> aynı tepedeki basmak da bu. Sen kendine ne söylüyorsun? Diğerleri okey. Evet. Bir filmde de vardı. Kurtarılacak bir dünya kalmadığında dünyanın ailendir. Ona sarıl. Ama şimdi bu programdan bir de vicdan. Evet. Dünyayı da kurtaracak olan belki vicdanına o. Vicdanına sarıl. Vicdanına, vicdanına <laughs> sarıl. Çok teşekkür ediyorum. Programı izleyenler bilir. Güzel sözün üstüne hiç söz söylemeyiz. Çat diye kapatırız programı. Haftaya görüşmek üzere.